Muğla'da askerlik yapan kişinin öyküsü. Evet. Muğla'da katrancıdan bir asker varmış. Bir tane de dümerekten arkadaşı varmış. Şimdi bunlar çok iyi konuşuyor. Çok iyi arkadaş olmuşlar. Evlerini bile dümerekte arkadaşın evini bile götürmüş. Bizim katrancılı askere misafir falan yapmış. Yedirmiş, içirmiş. Yani eşeklerini dahi göstermiş, öğretmiş yani. Kara pırırlı bir eşekleri varmış. Allah Allah. Şimdi bir gün bu arkadaşı, dümbürekli arkadaşı ağlıyormuş. İçinden böyle nasıl ağlıyormuş, hüngür hüngür ağlıyormuş ha. Ula bunu, arkadaş ne oldun sen demiş. Bizim katrancılı asker, arkadaş sana ne oldu demiş. Ula sen sorma arkadaş demiş. Ya demiş, babam ölmüş demiş daha. Ben ağlamayayım, kim ağlasın demiş. Yapma ya demiş. Allah Allah. Tam öyle konuşurlarken yüzbaşı geçip gidermiş. Ulan ne ağlayıp dursun siz? Ula baksın yüzbaşım arkadaşım babası ölmüş demiş bizim katrancılı. Ondan sonra da yapma ya oh de. Hadi 15 gün izin vermiş yüzbaşa, pat gitmiş. 15 gün izin yapmış tabii. Şimdi evi varınca asker benim böyle böyle yaptım da izin aldım demiyor da ben hatır izini verdi yüzbaşı diyor gönderdi diyor. Yalan ama söylüyor yalan evet. Yalan söylüyor bu basit diyor ki öyle böyle yüzbaşıya biraz hediye götüreyim diyor. Garaşa bir heybe, tereyağlar, ballar, Allah peynirler hazırlamış. Binmiş eşeğe, yüklemiş, eşeğe de binmiş. Gelmiş eşeğe hanıdak çek. Oradan eşyalar da yüzbaşının evine götürecek tabii. Bunu yapan babası. Hani öldürdün ya. Bizim yalan ortaya çıkıyor. Devam et. Arkadaş şimdi bakıyor ha. O da çarşıya çıkmışmış. Arkadaşın babası eşek takıp durmuş. Ula ne yaptın sen? Hoş peşinmişler. Böyle böyle artık olan bizim izini gelmişler. Yüzbaşı göndermiş. Yüzbaşı hediye getirdim. Eşeği takacağım da yüzbaşı hediye götüreceğim demiş. Ondan sonra bir koşuyor ha. Arkadaşın yanına ulan diyor arkadaş diyor ha. Sen diyor nasıl diyor yalan söyledin. Anı baban öldürdün diyor ha. Ula baban diyor hande eşeği bağlayıver. Sizin eşek karı burnunu demedin diyor ha. Evet. Onlar arkadaş sormu diyor ha. Ben yalan söyledim diyor ha. Sakın sormu diyor ha. Ben yalan söyledim yüzbaşı diyor ha. Hindu duyası beni öyle yapar böyle bir şey diyor ha. Ondan sonra tabii gidiyor babasını yüzbaşının yanına salmadan gönderiyor. Hediyeler alıyor ha. Arkadaşından gayrı o hediyelere bir zaman bol bol yiyip içiyorlar. Ama aradan 15 gün falan bir ay geçmiş. Senin dümbürelli asker hala bir daha ağlayıp durmuş ama nasıl ağlıyormuş? Gözünün on yerinden yaş geliyormuş. Allah Allah. Ula yine yüzbaşı görmüş buna. Ula oğlum ne oldu yine? Ya baksın yüzbaşım bir daha anam ölmüş demiş. Allah yapma ya tüh Allah rahmet eylesin. Gün yük yerden denilir derlerdin demiş. Tabi öyle olmuş ya bu daha bu ben yeni öldü. Bir daha anam öldü gari demiş. Hadi oğlum 15 gün daha izin demiş. 15 gün daha izin vermiş. Sanki gitmiş o ne anası öldüğü var ne babası öldüğü var. Yalandan tam bir ay izin yapmış. Bacağı çelmiş oturmuş. Vay uyanık asker vay.